Diş hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Ben Doktor Çağlar Sakin. Bu videoda size ortodontik tedaviler ne kadar sürer ve tedavilerinizi hızlandırmak için neler yapabilirsiniz? Bununla ilgili bazı bilgiler aktaracağım. E, tabii bir e, hastamız ortodontik tedaviye başlamaya karar verdiğinde genelde e, merak ettiği ilk soru tedavinin ne kadar süreceğidir. Hocam tedavim ne kadar sürecek? E, tabii bu süre kişiden kişiye değişmektedir e, çünkü hepimizin biyolojik yapısı farklı, hepimizin kemik yapısı farklı. Ee, tabii ki yaşa göre değişmektedir. Küçük yaştaki çocuklarda e, tedaviler daha hızlı olmakta. Erişkinlerde tedaviler biraz daha yavaş olmaktadır. Tabii ki süreyi belirleyen bir unsur da probleminizin e, tipi ve şiddetidir. Bir çene bozukluğu varsa tedavi daha uzun sürebilir. Şiddetli çapraşıklık, şiddetli eğrilik varsa yine tedaviler biraz daha uzun sürebilir daha basit problemleriniz varsa tedaviler daha kısa sürecektir. Tabii ki süreyi belirleyen e, sizlerle ilgili de bazı unsurlar var. Örneğin e, tedavinizin planlanan en kısa sürede bitebilmesi için e, bir braket koparmamak lazım. E, braketlerini sık sık koparan hastalarımızda tedaviler her zaman aksamakta ve uzamaktadır. E, Braket kopmaması için neye dikkat edeceğiz? Yeme içme kurallarımız oluyor ortodontik tedavilerde buna dikkat edeceğiz. İkincisi e, randevular çok çok önemli. Yani ortodontik tedavinizin yine planlanan sürelerde bitebilmesi için e, randevularınızı kaçırmamanız ve e, planlanan randevularda muhakkak kontrollerinizi yaptırmanız gerekli. E, bir de tabii ki önemli bir unsur, yeni bir çalışma sonucu bu söyleyeceğim şey. D vitamini. Son yıllarda yapılan, son 5 yıl içerisinde yapılan birkaç çalışma var. Bunlarda D vitamininin ortodontik tedavilerin hızını artırabileceği ile ilgili e, olumlu yönde bulgular bulundu. E, yani size e, bu konuda da hızlandırmak adına e, önereceğim e, bir şey D vitamini seviyelerinizi kontrol ettirmek e, ve e, düşükse D vitamini takviyesi almak ve bunu kullanmaktır. Çünkü bu araştırmalarda açığa çıktı ki D vitamini seviyesi düşük olan bireylerin ortodontik tedavileri daha yavaş ilerlemektedir. Buna da dikkat etmenizi öneririm. Bugünkü video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin için faydalı olmuştur. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmadıysanız e, abone olmayı lütfen unutmayın.